Nokta Tatlar Lezzetli Yemeklere hoş geldiniz. Bugün sizlerle ev tarhanası hazırlayacağız. Malzemeler 10 kilo un, 2 kilo yoğurt, 2 kilo domates, 2 kilo kapya biber, 2 kilo yeşil biber, 2 kilo soğan, 2 avuç nohut, yarım kilo sarımsak, 2 bağ maydanoz, 2 bağ dereotu, 2 bağ nane, 1 bağ rezene, 1 bağ reyhan. 2 bağ kekik. 1 avuç dolusu kaya tuzu. Şimdi ev tarhanasının yapılışına geçelim. İlk önce malzemeleri teker teker sudan geçirelim. Bütün malzemeleri temizledikten sonra ayrı ayrı kaplara ince ince doğrayalım. Yeşil biber ve kırmızı kapya biberi doğrarken tohumlarını çıkarmayı unutmayın. Soğanın ve sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayın. Doğradığımız bütün malzemeleri soğan, sarımsak, kapya biberi, yeşil biberi aynı kabın içinde birleştirelim. Kırmızı kapya biberi ne kadar çok koyarsanız tarhananız o kadar kırmızı olur. Tarhananın malzemelerini 2'şer kilodan ayarladım. Arzu ederseniz kapya biberini 3 kilo kullanabilirsiniz. Doğradığınız bütün malzemeleri büyük bir kaba aktarıp harmanlayıp karıştırın. Kabım küçük geldiği için 2 kap daha kullandım. Ardından üzerine yeşilliklerini doğrayın. Tarhana yaparken kokulu otların hiçbirini kuru olarak kullanmayın. Maydanoz, dereotu, nane, reyhan, kekik ve rezene. Rezeneyi normal marketlerde bulamayabilirsiniz. Köylü pazarlarında bulabilirsiniz. Doğradığınız malzemelerin içine birer avuç nohut atın. Bu tarhananızın daha çabuk mayalanmasını sağlayacaktır. Üzerine 2 kilo domatesin hepsini doğrayın. Domatesleri de doğradıktan sonra karıştırın. Ardından evde mayaladığınız 2 kilo yoğurdu malzemelerin üzerine boşaltın. Yoğurdu mayaladıktan sonra süzerek koyarsanız tarhananız sulu olmaz. Ben tarhanamın bir kısmını süzme yoğurtla yaptım, bir kısmını da normal yoğurtla yaptım. Normal yoğurtla yaptığınız tarhanayı sergiye sererken biraz sulu olabilir, yumuşak olabilir. Süzme yoğurt kullandıysanız tarhananız biraz daha katı olacaktır. Her iki türlü de yapabilirsiniz. Normal yoğurtla mayaladığınız tarhana biraz daha fazla unlu olacaktır. Süzme yoğurtla yaptığınız tarhananın unu daha az olacaktır. Yoğurdunu ilave edip iyice karıştırdıktan sonra ununu ilave edebilirsiniz. Unu aralıklarla ilave edeceğimiz için ilk un ilave ederken 10 kaşık ilave ettim. Unu ilave ettikten sonra elinizle karıştırarak yoğurun. Yoğurma esnasında malzemeleri ezmeye çalışın. Malzemeleri pişirerek değil de çiğden koyduğumuz için tarhanamız daha lezzetli olacak. Videolarımı takip ederseniz değişik tarhana tarifleri de bulacaksınız. Tarhanayı iyice yoğurduktan sonra üzerine 3 kaşık un ilave edip üzerini unla kaplayın. Elinizle düzelttikten sonra üzerini temiz bir bezle kapatın. Yarım gün bu şekilde bekletin. Daha sonra tarhanalarınızın üzerini açın. Mayalanmanın olması için tekrar üzerine un ekleyip karıştırın. Un koyacağız. Ben kabın büyüklüğüne göre 4 kepçe un ilave ettim. Unu ilave ettikten sonra elinizle yoğurun. Kaşıkla da karıştırabilirsiniz ama un kattıkça hamurunuz biraz daha ağırlaşacağından aynı zamanda elimizdeki yararlı bakterilerin tarhananın mayalanmasında faydalı olacağı için elinizle yoğurmanızı tavsiye ederim. Bunu günde birkaç sefer böyle üzerine un katarak yoğuracağız.
Bu köpük köpük olana kadar, göz göz olana kadar, bak zaten başlamış şimdi fermentasyon. Bu kabaracak. Ondan sonra sönecek. Söndükten sonra dökmeye başlayacağız. Şimdi böyle içindeki malzemeler yavaş yavaş eriyecek. Her karıştırmamızda yaklaşık 3 gün, günde birkaç kere karıştıracağız ve üzerine un ilave edeceğiz ki mayalansın. Mayalanma başladığını, üzerindeki şu göz göz şunlardan anlarız. Bak, bak görüyor musun? Mayalanma başlamış. Yavaş yavaş. Şimdi bunu da aynı şekilde şöyle üzerine un ilave edeceğiz. Karıştırıp. Sabah kalktığımızda tekrar bir daha karıştıracağız. Un ilave edeceğiz üzerine. Öğlen tekrar un ilave edip karıştıracağız. Akşam bir kere daha aynı şeyi yapacağız. Şimdi buna da un ilave edelim. Artık aldığı kadar. Şu şekilde karıştıralım. En son üzerini örtmeden önce bunu böyle kepçeyle koyuyoruz. Şu şekilde. Elimizi düzelteceğiz. Şöyle. Ve temiz bir bez örteceğiz. Yarın sabaha kadar kendi kendine bu şekilde mayalanacak. Ve beze yapışmayacak. Yani şu örttüğümüz beze yapışmayacak. Şimdi bunun da üzerine un döküp kapatalım. Mayalanma süresi 3 gün ila 7 gün arasında olur. Hava sıcaksa 3 ila 4 gün içinde mayalanma gerçekleşir. Bugün benim 3. günüm. Tarhanam hala mayalanıyor. Baksana, şeyin içine doğru da gel. Baksana, bak köpürmeye başladı. Şimdi bu sönecek. Şişip sönecek, şişmeye başlamış zaten. Üçüncü günde ilk gün yaptığım gibi tarhananın üzerine un ilave edip karıştırdım. Daha sonra unu üzerine kapatıp temiz bir bezle örttüm. Dördüncü gün. Benim tarhanam mayalandı. Sizin oturduğunuz yerin hava durumuna göre tarhananız 7 günde de mayalanabilir. Dördüncü gün tarhanam taşmış ve geri sönmüş. Benim tarhanamın dördüncü gün mayalanması durdu. Sönmeye başladı. Sönmeye başladıktan sonra içine un katmanıza gerek yok. Tarhananız sönmeye başladıysa artık sergilere serebilirsiniz.
tarhanaya döktüğünüz kumaş çok önemli. Feliz torbaları açarak sergi yapabilirsiniz veya naylon masa örtünüz varsa bunu da kullanabilirsiniz. Patiska, çarşaflar kullanırsanız, pamuklu bezler kullanırsanız tarhananız bu kumaşlardan rahatlıkla çıkmayabilir. Bu yüzden naylon ve telis torbaları keserek yayın. Alt kısımlarından hava alması da kolay olacaktır. Tarhanayı döktükten sonra telis torba beziyle üzerini tekrar kapatın. Üzerine sineklerin konmasını önlemiş olursunuz. Tarhanamın sergideki 3. günü. Her gün kurudukça yavaş yavaş elinizle ufalamaya devam edin. Tarhananın nemli kısımlarını güneşe bakacak şekilde çevirin. Tekrar üzerini temiz bir bezle sinek konmasın diye örtün. Beşinci gün tarhanam kurumaya başladı. Hafif nemliyken robotta çekin. Çok kuruttuktan sonra robotta çekmeye çalışırsanız çok zorlanırsınız. Benim robotum çok eski bir marka olduğu için iri çekiyor. İlk önce bu robottan geçirdikten sonra kahve makinesinden de geçireceğim. Son olarak kahve çekirdeği öğütücüsünden geçirdiğiniz zaman tarhananız un gibi olur. Robotunuz iyi değilse, benimki gibi iri taneli çektiyseniz üzülmeyin. İri taneli tarhananın da kolayı var. Pişirmeden önce biraz suda ıslatın. Daha sonra blenderdan geçirip pişirmeye başlayın. Yine aynı sonucu alacaksınız. İlk sefer robottan geçirdikten sonra bu şekilde iri taneli oluyor. Birinci çekimden sonra tekrar naylon sergilere serip güneşte bekletin. Biraz kuruduktan sonra tekrar ikinci kez robottan geçirin. Bu defa robotta çektiğiniz tarhanaları elekten eleyin. İncecik elde ettiğiniz tarhanaları tekrar sergi bezine serip kurutun. Üste kalan kısımlarını tekrar hafif kuruttuktan sonra bir daha robottan geçirin. Tarhanayı güneşte 2-3 gün boyunca iyice kurutun. Daha sonra kullanmadığınız yastık kılıflarından bez keseler dikip buzdolabında saklayın. Hazırladığımız tarhana tamamen organik olduğu için dışarıda bekletmeyin. Organik olan her şeye böcekler geleceğinden tarhanız yenmez duruma gelir. Tarhananızı buzdolabında saklarsanız uzun yıllar boyunca koruyabilirsiniz. Afiyetle, sağlıkla yiyin. Daha nice sağlıklı, farklı tariflerde buluşmak dileğiyle. Nokta Tatlar lezzetli yemeklere abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.